hocam. Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. AYD, Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi olarak webinar serilerimize devam ediyoruz. Bu vesileyle bizim destekçilerimiz arasında olan AVM Yöneticileri Platform'a buradan tekrar bir teşekkürü etmekte ve hatırlatmakta fayda var. Ve özellikle bu güzel organizasyonda, bu yayının size ulaşmasında bize her zaman yardımcı olan çözüm ortaklarımızdan Alkaş Organizasyonu'na çok son derece teşekkür ediyoruz. Bugün konuklarımız Sayın Hocamız Profesör Doktor Sayın Hüseyin Altaş, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi, aynı zamanda Sayın Avi Alkaş, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Alp Özpamukçu, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakende Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Kaya Demirel, TÜRİT, yani Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Burada yeni dönemde gastronomiyi yeni normale dönüşü ve perakendenin yeni normalleşmesini konuşacağız bugün. Müsaadeniz olursa ben söze önce Sayın Başkan Yardımcımız, aynı zamanda değerli büyüğüm Avi Alkaş'a sözü vererek bu webinarı başlatmak istiyorum. Avi Bey, söz sizde, buyurun efendim. Çok teşekkürler sevgili Günöz Atakan. Değerli Genel Sekreterimiz, bugün aslında ev sahibi konuk durumdaki çok değerli başkanım Hüseyin Altaş ama iki çok önemli konuğumuz da gerçekten Türk perakendesinin, Türk organize perakendesinin ana yapısını oluşturan, çoğunluğunu temsil eden, büyük bir çoğunluğunu temsil eden Türkiye Alışveriş Merkezleri Perakendeciler Federasyonu Başkanımız Sayın Alp Özpamukçu'ya ve açıklamasını sen yazdın, söyledin, TÜRİT Başkanımız sevgili Kaya Demirel'e de bugün bizlerle olup bu Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi'nin AYD sayesinde ve AYD desteğinde düzenlemekte olduğu bu dördüncü webinara katılım sağladıkları için hepinizin huzurunda teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten de beklentimizin ötesinde ve düşündüğümüzün oldukça üstünde bir ilgi gösterildi bu webinar serisine. Dolayısıyla Başkanımız Hüseyin Altaş'tan da aldığımız teşvikle, cesaretle elden geldiğince bu webinar dizisini de hem sektör içi paylaşım, hem sektördeki deneyimlerin ortaya konması ve dolayısıyla sektörümüzü daha ileriye götürmek için de biz de sürdürmek azmi ve kararındayız. Dolayısıyla bugün de çok değerli konuklarımızla Alp Alkaş programı bildiğiniz gibi bu sene 7. senesine geçmiş oldu. Ve yine TÜRİT'in çok değerli destekleriyle de bu sene itibariyle tam ilerlemiş, sonuna doğru yaklaşırken TÜRİT'le beraber başlattığımız Gastro Retail sertifika programının da ilkini başlatmış oluyorduk. Herhalde bizi de bu yeni teknolojik gelişmeler veya sağlık nedeniyle aldığımız önlemler Zoom üzerinden, web üzerinden bu eğitimleri online yapmaya doğru döndürüyor. Burada da sizden aldığımız destek gerçekten çok gönlümüzü okşadı. Ümit ediyorum, diliyorum ki Alp Alkaş'ın adını iyi vesilelerle yeni gençlerin hizmet içi eğitimin yaygınlaşması adına yapmakta olduğumuz bu çalışmalarla iyi bir şekilde yaşatmış da oluruz. Mübarek Ramazan'ın da artık sonuna geldiğimiz, son iki gününü idrak etmekte olduğumuz bu iki gün, önümüz bayram. İnşallah bu bayramdaki bütün dualar sağlık için, insanların huzuru için, refah için, barış için, daha iyi bir yaşam için, göklere kalkacak ellerin duaları cevap bulur. Allah da hepimizin yardımcısı olur. Dolayısıyla bu programı bugüne getirebildiğimiz için de ben de tüm katılımcılara, değerli başkanıma, sevgili Alp Başkan'a, Kaya Başkan'a teşekkürlerimi ifade ederek kenara çekileyim diyorum. Çok teşekkürler sevgili dostlar. Çok teşekkürler abi Bey. Ağzınıza sağlık. Şimdi sözü Sayın Hocama, Profesör Doktor Hüseyin Altaş'a vereceğim. Sizler bugün dediniz ki ana konuklarımız Alp Bey, Kaya Bey. Bizler daha çok onları konuşturacağız, daha çok onlara soracağız. Şimdi söz hocam da. Sayın hocam, evet. Buyurun. Teşekkürler Günözcüğüm. Öncelikle bütün katılımcıları, abi, Alp Bey ve Kaya Bey'i de selamlıyorum. Burada aslında yapmaya çalıştığımız bu webinarların dördüncü veya beşincisi herhalde.
Alp Alkaş Gayrimenkul Merkezi ve AYD olarak çok güzel işlere imza atıyoruz. Bu açıdan da özellikle rahmetli Alp Alkaş'ın Allah'tan rahmet diliyorum. Önümüzde bayram. Bu bayramın da sağlıkla, mutlulukla COVID'in def olduğu, bütün huzurun ülkemize tekrar geldiği, insanların alışveriş merkezlerine, sokaktaki dükkanlara sağlıkla, gönül rahatlığıyla girip çıkabildiği yeni dönemi Yüce Rabbim'den niyaz ederek başlıyorum. Allah razı olsun. Tabii ki burada özellikle Alp Başkan'a teşekkür ediyorum. Biz çünkü Parakende'nin çok büyük bir kısmını temsil etmiş olmasına nedeniyle AYD ile de çok uyumlu ve gayet AYD'nin sesini de dinleyerek bir federasyon başkanlığı yapıyor. Huzurlarınızda o açıdan teşekkür etmek istedim bu geniş kalabalığın içinde. Kaya Başkanım zaten biraz sonra açıklayacak. Ona da gerçekten ciddi teşekkür borcumuz var. Çünkü hem kamuyla ilişkilerde hem de kendi sektörüyle olan konularda alışveriş merkezlerinin halini anlayan, halden anlar şekilde karşı taleplerde bulunan tavrıyla da çok yapıcı bir çizgi izliyor. Kendisine de gerçekten bir teşekkür borçluyuz. Abi abiye bir şey demeye gerek yok. Zaten o bizim duayenimiz. Her iki alanı da birleştiriyor. O her iki alanı birleştirici üslubuyla bu webinarlara da öncülük ederek yine bir çığır açtı. Bu açıdan kendisine de özel bir teşekkürü borç biliyorum. Ben tabii sektörü bir hukukçu kimliğimle girdim. Evet, bir alışveriş merkezi yatırımcısıyım ama bu kadar derinden ilişkilerin olduğunu ve insanların bu kadar zor bu görevleri yürüttüklerini inanın bilmiyordum. Bir sene önce bu işin içine girdim ve ben tabii alışveriş merkezi yatırımcısı olarak aile ilgileniyor, yeğenlerim ilgileniyor orayla. Sene sonunda ne yaptık çocuklar demek kadar biliyordum açıkçası. Ama girdikten sonra anladım ki bu işin arkasında parakendecisiyle, alışveriş merkezi yatırımcısıyla, çalışanlarıyla çok ciddi 7-24 bir özveriyle çalışma var. Bu özverili çalışmaların daha iyi yerlere gidebilmesi için de kol kola birlikte olma zarureti var. Hele hele bu normal zamanda böyleyken bir de Mart'tan itibaren yaşadığımız bu, aslında dünya Aralık ayından itibaren yaşamaya başladı. Yüzyılda bir gelen salgında çok daha zor günler yaşıyoruz ama bu zor günleri birlikte kol kola aşacağız. Bu zor günler içerisinde bence iki tane önemli avantajımız var. Birinci önemli avantajımız bu COVID'in ülkemize çok geç gelmesini sağlayan ve geldikten sonra da gerçekten çok dünya çapında örnek gösterilebilecek başarılı bir çalışma yürüterek süreci çok iyi idare eden kamu var. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığı'nı gerçekten çok tebrik etmek ve teşekkür etmek, minnet duymak lazım. Dünyadaki ülke örneklerine bakarsanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlamış olursunuz. İkinci önemli avantajımız da genç, dinamik ve genetik özellikleriyle zorlukları aşan bir millete sahip olmamız. Genç, dinamik ve genleriyle zorlukları aşandan neyi kastediyorum? Birkaç cümleyle açacağım. İtalya'da en fazla ölümler oldu. Yaşlılık oranı %22. Türkiye'deki yaşlılık oranı %9. Bu hastalıkta maalesef yaşlılarımızı daha çok vuruyor. 65 yaş üstünün evde tamamen kilitlenmesi veya bir sokağa çıkma yasağının konulmasının ne kadar isabetli bir karar olduğu zaman içerisinde ortaya çıkmış oldu. Bir de bu oranları dikkate aldığınızda çok daha başarılı sonuç elde ettik. Şimdi azim ve iradeyle diyorum, çünkü daha iki gün önce ciddi manada buruk kutladığımız 19 Mayıs'taki Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla birlikte Gençlik ve Spor Bayramımızın ne kadar önemli bir millet olarak neler yapabildiğimizin tarihe düşüldüğü bir nottur. Oradan da azim alarak, oradan da kararlılık alarak bu zor günleri kısa sürede diğer milletlerden, diğer ülkelerden çok daha çabuk atacağımızı, 5-6 ay sonra burada şen şakrak daha güzel webinarlar yapacağımızı
düşünüyorum. Onun için herkese, katılımcılara teşekkür ederek sözü sevgili Günöz kardeşime bırakıyorum. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Müsaadeniz olursa Kaya Başkanım, önce Alp Başkanım'la başlamak istiyorum. Alp Başkanım, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu olarak perakende sektöründe ne kadarlık bir büyüklüğü temsil ettiğiniz aslında özellikle bizim sektör oyuncuları arasında her zaman konuşulan, merak edilen hususlardan bir tanesi. Biz TAF çatısı altında yer alan derneklerden bir tanesiyiz. Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği olarak. Yaklaşık 6 aydır da aynı ortak ofisi kullanıyoruz. Birlikte bir sinerjiyi paylaşıyoruz. Daha etkin iletişimde bulunuyoruz. Bunda da sizin liderliğiniz ve vizyonunuzla bütün dernekler bir araya gelerek yaptılar. Bu sualimi COVID-19 sonrası yeni normale yönelik ne gibi TANF'ında hazırlıkları varla birleştirerek sözü size vermek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Öncelikle çok teşekkür ederim hem Sayın Başkanım hem Avi Bey'e, özellikle güzel sözleri için de teşekkür ediyorum. Bence de şu andaki TANF yönetim kurulu perakende için önemli bir şans. Herkes birbirini anlamaya gayret eden, o güçlü sıkıntılı dönemi beraber geçirme azminde olan bir yönetim kurulumuz var. O da benim şansım. Bunu da belki altını çizmek lazım. Özellikle Hüseyin Başkan'ın katkıları da burada yatsınamaz. Kaya Başkan'ın da öyle, Avi Bey'in de öyle. Şimdi bir parça perakende sektöründen aslında bahsetmek lazım. Bu sektörün büyüklüğü ne kadar anlaşılıyor ondan çok emin değilim. Türkiye'nin 4. büyük sektörüdür perakende sektörü. 1.2 trilyon liralık bir ciro hacmini ifade eder. Bunun 350 milyarı seviyesi organize perakendeye aittir. Yani hala hazırda organize perakende Türkiye'de %32'ler mertebesindedir. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman organize perakendenin gelişmiş ülkelerde %60'lar ila 80'ler arasında olduğunu görüyoruz. Bu neye vesile oluyor? Kayıt içi ekonomi, verginin toplanması, tabana yayılması, istihdamın hem kontrol edilebilmesi hem genişleyebilmesi ve ülkedeki ticaretin, hareketin sürekli genişlemesi. Çünkü bir ülkenin zenginleşmesi, refah dediğiniz zaman oradaki iş büyütmekte. Ülkeyi büyüttüğümüz noktada zenginleşme ve refaha kavuşuyoruz. Ticaret, perakende ticaret özellikle bu işteki önemli lokomotiflerden bir tanesi. 2,5 milyona yakın çalışan var toplam perakendenin içinde. Bunun 900 bini organize perakende sektörü sağlıyor. Buradaki rasyoya baktığınız zaman buradaki rasyo 32'den daha büyük. Bu da şu, aslında çalışanların kayıtlı olması, sistem içinde olması noktasında da organize perakende çok kıymetli. Perakende sektörünün gayri safi milli hasılasına baktığımız zaman gıda 1.3 çarpanla etkiliyor. Organize perakendenin gıda parçası 1.3 artıyor. Bir artırırken gayri safi milli hasılası orası 1.3 artırıyor. Diğer faktörleri de koyduğumuz zaman, diğer kategori mağazacılıklarını da, tekstili de koyduğumuz zaman bu iki katlara kadar çıkıyor. Yani gayri safi milli hasılamızı çok daha fazla artırma potansiyelini barındıran bir sektörden bahsediyor. Sektör yalnız da değil, sektörün zincirinde 600 binden daha fazla tedarikçi var, üreticiler var. Çünkü üreticinin malını, ürününü müşterisine ulaştırmanın yolu ticaret ve perakende. Böyle baktığımız zaman işin içindeki lojistik, depolama, paketleme, hatta bankalar, onlarla yapılan anlaşmalar, tarım sektörünün büyümesi, sanayinin büyümesi ülkede İnanın çok birbiriyle ilişkili büyük bir ekosistemi ifade ediyoruz. Üstüne üstlük son yaklaşık son 8-10 yıldır turizmdeki gelişmeye paralel perakendedeki marka çeşitliliği de özellikle alışveriş merkezlerimizde bu Türkiye'nin hinterlandında bulunan 3,5 milyar nüfusu cezbedecek şekilde kurgulandığında, doğru bir marka miksiyle, doğru bir yapıyla kurgulandığında turizmdeki harcamaları artırıyor. Yani birisi Katar'dan gelen, efendim yok Çin'den gelen bir turist Paris'e gitmek yerine İstanbul'a gelip, Ankara'ya gelip neyse oradaki marka karmasında, oradaki ürünleri almayı tercih edebiliyor. Bunun içerisinde iki tane faktör var. Bir tanesi Türkiye döviz kuru olarak onların harcaması açısından cazip.
Yani Türkiye'de kalıp o tatillerini geçirmek çok daha uyguna mal oluyor. İki, bir de bu marka karmasını doğru sağlayabilirsek o zaman 100 harcayacağına 150 harcatabileceğiniz bir ortam tesis ediyorsunuz. O yüzden perakendenin turizmle de çok yakın bir ilişkisi var. Aynı şekilde restoranlarımız bu konuda son derece önemli. Gastronomi son derece önemli. Türkiye'nin potansiyelinin taşınması açısından Kaya Başkan'ın bahsedecektir. Şimdi hizmet noktasında da yine perakende sektörün toplam istihdamı, hizmet sektörünün istihdamının %26'sını sağlıyor. Çok mağazalı olması, bu yapının getirdiği kurumsal çalışma zorunluluğu itibariyle de kayıt dışı çalışmaya da mahal vermiyor. O yüzden aslında mağazalardaki kasalar ülkemizin vergi dairesi kasaları gibi de çalışıyor. Şimdi buradaki temel noktalar, ülkenin gelişmesi, büyümesi, refahının artması için perakende elzem ve güçlenmesi lazım. TANF'ın da kuruluş misyonu perakende, organize perakendeyi ülkemizde büyütmek. Hem perakendenin büyümesine vesile olmak hem de içindeki organize payı büyütmek. Aslında bizim bütün bu 5 derneğimizin, toplandığımız 5 derneğimizin ki bunlar gıda perakendecileri derneği, bütün gıdacı firmalarımız orada. Kategori Mağazacıları Derneği, onun içerisinde gıda hazır giyim dışındaki sinemasından yapı marketine, efendim kozmetiğine kadar, telekomünikasyon dükkanlarına kadar bütün diğer kategorilerin buluştuğu derneğimiz. TÜRİİT, Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği bu üst ve orta grup restoranları temsil ediyor. Özellikle AVM'lerde bu restoranları sıkça görüyorsunuz. TMD, Tescilli Markalar Derneğimiz, burada da özellikle biraz önce bahsettiğim marka karmamızı geliştiren yabancı markaların Türkiye'deki temsilcilikleri, bunlar da turizm boyutunda çok önemli olduğunun altını çizmiştim. Aynı şekilde bir de tabii ki AYD, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği. Burada böyle bir yapının oluşmasının ana misyonu, ülkemizdeki organize perakendeyi geliştirip ülke refahına katkıda bulunmak. Şimdi bunu böylece bir altını çizelim. Büyüklük olarak baktığımız zaman da TANF şu anda AVM'lerde gördüğünüz markaların %80'ini cover ediyor. %20'si bir başka derneğimiz tarafından temsil ediliyor. Böyle olunca aslında TANF'ın sektördeki temsil gücü en yüksek seviyede. Aynı zamanda Top Sektör Meclis Başkanlığı da bende. Yine TANF üyelerimiz orada yoğun bir şekilde bulunuyor. Bu da Odalar Birliği nezdinde de sektörümüzü temsil ediyoruz ve buradaki ifadeyi, buradaki misyonu oraya da taşımaya çalışıyoruz. Çünkü neticede biz bu organize perakendeyi büyütebildiğimiz sürece ülkemizin refahını geliştireceğiz. Şimdi, Sayın Başkanım, orada bu sektör meclisinden bahsettiğiniz için sözünüzü kesmiş gibi oldum ama bir şeyi hatırlatmakta fayda var. Çünkü sektör oyuncuları bunu çok merak ediyorlar. TANF'ta nasıl karar alıp nasıl karar bildirdiğimizle ilgili olarak. Belki onu bir sizin ağzınızdan başkan olarak sektörün bilmesinde fayda olur diye düşünüyorum. Çünkü hem top üzerinden görüş veriyorsunuz hem TANF olarak nasıl görüş veriyoruz, nasıl karar alıyoruz. O konuya bir değinirseniz sevinirim. Şimdi burada çok temel prensibimiz 5 derneğimizin de ortak kararlarını TANF olarak biz yayınlayabiliyoruz. Eğer dernekler arasında bir ortak karar çıkamıyorsa dernekler tabii ki tüzel kişilikler ve kendi serbestlikleri de söz konusu. Onlar kendi kararlarını da devam ettirebiliyorlar, yayınlayabiliyorlar, kamuya açıklayabiliyorlar. Ama buradaki prensip TANF içerisinde, yani her kararı önce bir TANF'ta tartışmak, eğer burada bir mutabakat çıkarabiliyorsak ki böyle bir mutabakat çıkmasının şöyle bir esprisi var aslında. Bu derneklerin içerisinde birbiriyle rekabet eden markalarımız var. Aynen. Hepsi birbiriyle rekabet ediyor. Çünkü o ticarette pazar payını artırabilmek için mücadele eden firmalardan oluşuyor burası. Eğer böyle bir ortak karar çıkabiliyorsa 5 tane dernekten, bu artık sektörün menfaatinedir. Ya İki kere iki. Yani bunun hiç tartışmalı bir tarafı yok. Çünkü sektörün rekabet eden kendi içindeki tüm firmaları, alışveriş merkezleri, paydaşları böyle bir kararı sektörün gelişimi için uygun görüyor ki hepsi birden altına imzalıyor. Bu noktada bu sektörün gelişimi adına alınan kararlar gibi şeklinde oluşuyor.
Bunu da çok önemsiyorum. Çünkü buradaki bütünlük, dediğim gibi ana misyonu hiç unutmamamız gerekiyor. Türkiye'nin böyle büyük bir işi var önünde. %32'lik ticaret payı, organize perakende sektörünün payı mutlaka ve mutlaka %50'lerin üzerine atılabilmeli ve aynı zamanda ticaret de Türkiye'de büyüyebilmeli ki biz gerçekten refahtan, istihdamın kayıtlı yapılmasından, ekonominin kayıt altına girmesinden net olarak bahsedebilirim. Çok teşekkürler. Ben müsaadeniz olursa bir Kaya Başkan'ın ilk sorusuyla devam edeceğim. Sonra sizlere gelen soruları yönlendirmeye çalışacağım, gayret edeceğim dilim yettiğince. Kaya Başkan'ım çok teşekkürler katılımınız için tekrar. Sizinle çok doğru bir zamanda bir araya gelme fırsatı yakaladığımızı düşünüyoruz. Çünkü aslında en merak edilen sektörsünüz. Şu an en gündemde sizsiniz. Bizim nasıl kapanacağımız söylenmedi ama nasıl açılacağımız söylendi. Hüseyin Başkan'ım hep söylüyor. Bu COVID-19 sürecinin başından itibaren İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı olan kafe ve restoran işletmelerinin yeniden açılmasında uygulanacak tedbirlere yönelik bir genelge bu hafta itibariyle yayınlandı. Ben bunu biliyorum ki siz ve genel sekreteriniz, koordinatörünüz Vedat Bey, Şükran Hanım, bütün yönetim kurulunuz çok yoğun bir çabayla aslında bunun öncüsü, yazanı, çizeni, devlete yol göstereni demeyeyim ama yardımcı olanı siz oldunuz. Ve bu çok en merak edilen hususta en son gelen genelgede bu oldu. Sizden hem bu kapsamda hem de yeni normalde kafe restoranların hangi kriterlerde normalleşeceğine yönelik görüşlerinizi rica ederek başlamak istiyorum. Peki sevgili Güneş, çok teşekkür ederim. Ben de sözlerimi önce sevgili Avi Alkaş'ın rahmetli oğlu Alp Alkaş'a Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Abi Bey bizim iyi dostumuzdur. Hepimizin kapıda köşede bekleyenini en içten dileklerimle kutlamak istiyorum. Çok enteresan bir Ramazan dönemi geçti. Keza çok biraz daha bile enteresan bir bayram kutlaması yaşayacağız. İnşallah Hüseyin Başkan'ın da sözlerine destek olmak adına inşallah bu tür kutlamaların son olduğu bir bayram olur. Bir sonraki bayramda hepimizin çok özlemle içinde kalan ve hepimizin çok özel bir duygusu olan kucaklaşma hissini de yoğun yaşayacağımız bir sonraki bayram olur inşallah diye iyi niyetlerimi de iletmek istiyorum. Şimdi önce en popüler sektörsünüz dedim. Bazen popüler olmak iyi bir şey değil. Şu anda öyle hissediyoruz. Hakikaten zor bir sürece gireceğiz. Bu süreci de açıkçası hep beraber yaşayacağız. Yani benim bugün vermek istediğim çok önemli bazı net mesajlar var. Bir yeme içme işletmesi zaten bugün kazandığıyla bir önceki günün veya dönemin yükümlülüklerini öder. Dolayısıyla 3 aydır hiç geliri olmayan, açtığında 3 ayı tamamlamış olacak olan, hiç geliri olmayan işletmelerin geçmişten gelen yükümlülükleri var. Dolayısıyla maddi anlamda zor bir sürece girecekler. Bunu da altını çizmek önemli her paydaş için. Paydaşlarda mal sahipleri de var. Dolayısıyla Hüseyin Bey bizim ılımlı yapımızı ve sektöre bakışımızı ve alışveriş merkezi yatırımcılarının da anlar bir pozisyonda olduğumuzu söyleyerek teşekkür ederim. Güzel sözler kullandı. Biz de o güzel sözleri, biz de zor bir döneme giriyoruz diyerek diğerine ufak da olsa bir iade ederek noktayı koyayım. Şimdi burada 3 tane AYD üyesi var. Sevgili Alp Başkanımın da onayıyla. Ama ben paydaş kelimesini özellikle kullanıyorum. Bizler paydaşız. Bir ortak paydada buluşuyoruz. O da nedir? AVM özelinde konuştuğumuzda içeriye gelen ziyaretçiyi bir defa daha fazla ziyaretçi çekmek. Yani marka değerleri bunun için var. Ve hep bir söylemim vardır benim. AVM içindeki yiyecek içecek işletmeleri, yani restoranlar, alışveriş ismindeki merkezleri yaşam merkezlerine döndüren, sosyal hayatı işin içine katan işletmelerdir. Dolayısıyla AVM'lerin şu anda açılmış olup yeme içme işletmelerinin açılmış olmaması
aslında bizim ne kadar önemli bir iş yaptığımızı şu anda AVM'lerde gösteriyor. Çok doğru. İçeride bir nabız eksikliği var. İşte o nabız biziz. O nabız geri geliyor. Şimdi herkesin çok merak ettiği şey ne zaman geliyor? Bendeki bilgi bugün yarın açıklanacağını düşünüyorum. Haziran ortasından evvel veya en geç Haziran ortası gibi bir tarihi bilim kurulu görüşüyle Sağlık Bakanlığı onayıyla İçişleri Bakanlığımız açıklayacak. Biz biliyorsunuz bütün endüstri içinde ülkedeki İçişleri Bakanlığı kararıyla kapatılmış bir sektörüz. Masada hizmet vermek adına restoranlar. Tekrar aynı kararla yani bir genelgeyle açılacağız. O tarihten evvel dolayısıyla herhangi birinin ben hazırım açıyorum deme ihtimali yok. Peki nasıl açılacağız? Sizin Günözcüm senin de bahsettiğin gibi bir genelge çerçevesinde açılacağız. Biz devlete yol gösterdik falan demeyelim. Aman öyle anlaşılmasın. Ama gerçekten ben 10. yılımı tamamlayacağım. Biraz fazla da oldu bence ama başkanlık yapıyorum dernekte. Federasyonda da işte kurulduğundan beri varım. Bu dönemdeki kadar sektöre danışarak, sektörle kol kola girerek konuları irdeleyen ve çözüm arayan bir merkezi otoriteyle hiç denk gelmedim. Onun için evet. Hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum, tüm kalbimle bu yolları açan başta Turizm Bakanımız olmak üzere tüm yetkililere deliler gibi çalışan, bakın gecesi gündüzü yok, WhatsApp'ımı göstersem inanamazsınız. Gece 11.30'da bakanlığın kurum yetkilileriyle mesajlaşmışım, sabah 7'de yine mesajlaşmışım. Yani kimsenin ne pazarı ne cumartesi var. Arkada müthiş bir çalışma var. Ne çalışması? Açılacağı zaman bu yiyecek içecek işletmeleri hangi kurallarla açılacak? Bunun için neler yaptık? Yurt dışındaki diğer ülke örneklerini aldık. Hepsini topladık. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen genelge önerilerinin içinde bunları uyguluyor dedik. Açalı bir haftalarda bir durum, bunu anlattık. Aynısını biz Maliye Bakanlığı için hazırladık. Sayın Bakanımızdan randevu bekliyoruz. Buradan onu da iletmiş olayım. Kendisiyle de bazı teknik konuları da konuşmak istiyoruz. Yani hani uzaktan şöyle bir mesaj da olsun. İlla bütün konuşmalar hep devletten bir maddi destek isteme konuları değil. Tabii ki içinde onlar da var ama bizim de verebileceğimiz katkılar da var. Sayın Bakanımızı da çok seviyorum ben. Enerjisini de çok iyi buluyorum. Her görüştüğümüzde ondan enerji alıyorum. İnşallah onu da yakalarız. Şimdi efendim genelgede neler diyor? Burada tek tek maddelerle insanları şey yapmayalım biz, detayda. Biz genelgeyi arkadan vereceğiz başkanım. Siz göremeyeceksiniz ama katılımcılar şu anda görüyor tamam. Olacaklar. Tamam. Genelgede önemli konuların başında mesafe geliyor. Herkesin bildiği gibi. Mesafeler bir lokantaya birlikte gelen ama kapıda buluşup ama aynı arabayla aynı evden çıkıp ben oralarını bilemiyorum. Kimse bilemiyor. Yani geçmişini müşterinin kapıdan girene kadar irdeleyemiyoruz. Aynı masaya oturan insanların sandalyeleri arasında yan yana ise 60 santim diyor. Karşılıklı oturuyorsa 1 metre diyor. Ki bu 1 metre bir takım işletmeler için problem. Daha kafe gibi, bistro gibi işletmelerde masalar daha küçük. Karşılıklı 1 metre olması masalarla sandalyenin arasındaki mesafenin biraz yemek yemeyi zorlaştıracak bir noktaya getiriyor. Ama bir defa detaya girmeden bir tane önemli konuyu söylemeyi unuttum. Bir genelgemiz var. Bir de Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı, yine bizlerle birlikte hazırladığı belgemiz yani sertifikamız var. Sertifika İngilizlerin nice to have dediği, isterse işletmelerin alabileceği, başvurup alabileceği bir belge. Genelge mutlaka must have dediğimiz, must use dediğimiz, mutlaka yapılması gereken ler listesi. Yani onu yapmadan açamıyorsunuz veya açtığınızda bir denetlemede o genelgedeki maddeler yerine gelmemişse kapatılmaya kadar giden yaptırımları var. Şimdi bunların ikisi de çıktı bir kere, bir daha COVID konusu kapanana kadar değişmeyecek kesinlikle değiller. Bunların ikisi de son derece dinamik, sürekli inşallah azalan kurallarla, esnetilen kurallarla dinamik bir şekilde bakanlık bu konuda önce olduğu için Turizm Bakanlığı'nın sitesinden, belki ileride Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da olabilir, genelge için konuşuyorum, takip edilebilecek. Yani virüsün etkileri azaldıkça bunların da inşallah kurallarının esnediğini göreceğiz. Mesafeler daralacak. İşte diyorum ya, belki bir dahaki bayrama yan yana oturacağız.
Farklı iki masa arasında, yani birbirini tanımayan gruplar dediğimiz zaman 1,5 metre mesafe istiyor genelge. Bu 1,5 metre mesafeyi ben şöyle tarif ediyorum. Bazı lokantalarda, özellikle eskiden vardı hatırlarsınız, yurt dışında hala Fransız restoranlarında kullanılır. Öyle bir peynir arabası veya tatlı arabası düşünün, koridorlarda giden. Evet. Şimdi bunların 1,5 metrelik bir koridorda geçebiliyor olması lazım. Şimdi bazı işletmeler diyor ki ben bir masa dolu bir masa boş yapacağım. 1,5 metreyi bu şekilde bırakacağım. Ki hani birileri gelip o mesafeyi kapatmaya çalışmasın. Boş tuttuğum masanın üzerine de çok güzel bir mesaj yazacağım. Bu masa sizin sağlığınız için güvenlik amacıyla boş tutulmaktadır diyeceğim. Şimdi bunları dediğinizde aşağı yukarı %50'ye varan, ama işletme özelinde fazlası da olabilir, bir miktarında belki biraz daha az olabilir, bir kapasite kaybı yaşayacak işletme. Yani matematiksel olarak herkes geçen seneki 15 Haziran'da açtıysak 15 Haziran günü kadar talep var kapıda birikmiş olsa dahi, matematiksel olarak %50 ciro eksiği olacak potansiyel kapasiteden dolayı. Ha, daha fazla harcarlar mı, daha az harcarlar mı? Onlar tabii konuşacağımız detaylar, ama burada da yeme içmeyi ve restoranları biraz ikiye ayırmamız lazım. Bazısı insanların günlük ihtiyacını karşılayan işletmeler, bazısı özel bir deneyim sağlamaya çalışan, lüks deneyim özellikle sunan işletmeler. Şimdi lüks deneyim tarafı daha zor. Çünkü lüks deneyimde insanlar özel bir gece yaşayıp hafızalarına kazımak istedikleri bir deneyim peşindeler. Şimdi bu COVID şartlarında fiziksel olarak bir takım zorluklar var. Mesela herkesin merak ettiği konu maske. Müşteriler maske takacak mı? Genelgede en çok terlediğimiz maddelerden biri buydu. Şu anda geldiği nokta şudur. Müşteri masadayken maskesiz. Açık alan, kapalı alan diye bir ibare yok. Açık alan gün mevzubeyi sormadığı yerde komp maskesiz demek oluyor bu. Kapalı alanda da yemek masasında otururken maskesiz. Bakanlık diyor ki ayağa kalktığında, işte tuvalete gitmek için, bara gitmek için, başka bir yere gitmek için ayağa kalktığında maske takması sağlanır. Şimdi bu zorunlu durdu. Biz epey uğraştık bununla, dedik ki biz kanunu uygulayıcı değiliz. Birazdan bağlayacağım yer de bu. Yani burada müşterinin bilinçli olması çok önemli. Ve burada Hüseyin Başkanım, sana da bakarak söyleyeyim, alışveriş merkezi içindeki bir restoranı konuşuyorsak, alışveriş merkezinin yatırımcısı ve işletmecisinin de üzerinde görevler var. Çünkü bu genelgenin, biz şimdi TÜRİD olarak bunu üzerimize bir görev aldık. Bakanlık yayınlar yayınlamaz bilmediğimiz için şimdilik biz aldık bunu. Genelgenin en önemli müşteri açısından can alıcı, uyması gereken kuralları bir liste yapacağız. Bu listeyi bütün TÜRİD üyelerine tavsiye edilen listedir diyerek, uyulması gereken zorunlunun listesidir diyerek asın diyeceğiz. Şimdi bunları yapmalıyız ki misafir daha gelmeden nasıl bir ortama gireceğini, içinde nasıl bir ortamda içinde kendini bulacağını ve de kendi üzerine düşen görevleri bilsin. Ve burada çok rica ediyorum, her platformda da edeceğim bu açılışa kadar, misafirin bilinçli gelmesi bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bir tarafta kurallara uymayan, ihlal eden, öbür tarafta da bu kurallara uymadığı, ihlal ettiği için ona isyan eden iki grup halinde olursak, biz bunu yıllarca sigara denet şeylerinde yaşadık, yasakladık. Çok doğru. Çok o zaman biz işi gücü bırakıp, aman efendim kurallara uyun, aman buradaki beyefendi merak etmeyin uyardık, şimdi uyuyacak arasında kalacağız. Buna ne madden gücümüz var, biraz evvel anlattım çünkü, ne de ruhen gücümüz var. Yani biz ancak işimizi yapıp misafirimizi memnun etmek istiyoruz zor şartlarda. Bilinçlendirme kısmında medya, sosyal medya, her portalı, AVM'ler, televizyonlar, her portalda bu maddeleri özetleyerek, en önemlilerini koyarak geçmemiz lazım. Şimdi masaların mesafesini söyledim. Her masada dezenfektan çok zor bir konu. İstediler, yazdılar, peki dedik. Bu dezenfektanları misafir masanın üstünde hazır bulunan veya geldiğinde kendisine özel açılan çatal bıçak takımlarını istiyorsa kendi bir daha silsin diye de yapıyoruz. Bazı işletmeler tek kullanımlık çatal bıçak kullanacağım diyor, ama TÜRİD'in yapısındaki işletmelerin tek kullanımlık çatal bıçak kullanma şansı, biraz evvel anlattığım deneyim
pazarladığımız için kolay değil. Yani siz çok lüks bir restorana gidip, fine dining evet. restorana gidip plastik güzel olmaz. Şarabınızı seçip karton bardakta, plastik bardakta, polikarbonda, tek kullanımlıkta bu iş yani o zaman açmayalım daha iyi noktasına götürüyor. Ama öyle özel uşak servisi gibi garsonlarımıza ek yükler binecek, o çok madden de zorda kalan arkadaşlarımıza ve müşterinin önünde bunları yeniden silerek, temizleyerek kendi gözü önünde hizmet etmeye çalışacak. Ayrıca müşteri isterse diye de dezenfektan bulunacak. Ama bakın bu dezenfektanın içinde %70 alkol olacak dendi. Kolonya firmalarına gittik ki bak %70 alkollü kolonyaları isteniyor dedik. Ya %70'den gıdaya temas eden şeyler silinmez. Çünkü çok fazla odor olur, flavor olur. Bütün ağız tadı bozulur. Bunu %60'a indirin dediler. Bu kadar gittik geldik konular içinde. Havalandırma çok önemli bir konu. Havalandırma konusunda kesinlikle taviz vermeyen bir bilim kurulu var. Anlıyorum da onları. Yani kafam, mantığım işime gelmese de konu sağlık olduğu için ve can sağlığı olduğu için hepimizin bu dönemde kaybettiği yakınları olmuştur. Benim oldu en azından koronada. Onlara da Allah rahmet eylesin. Havalandırma konusunda diyorlar ki %100 taze havayı dışarıdan alıp içeriye ister iklimlendir ister iklimlendirme. Yaz sıcağıysa ateş gibi ver. O kısmı beni ilgilendirmiyor. Ama %100 taze havayı içeri vermiyorsa içeridekini dışarı atarken ben o havalandırmayı kabul etmem diyor. Çünkü içeride eğer biri virüslüyse sen bu içerideki havayı dışarıdan taze hava almadan veya karıştırıp içeriye tekrar verirsen virüsü virüslü olmayan üzerine üflersin. Klimalar split olanlar zaten %100 içerideki havayı döndürdüğü için kural dışı. Çalıştırılamayacak maalesef. Efendim pervaneler aynı şekilde çalıştırılamayacak aynı mantıkla. Şimdi mesela biz bunun için sevgili başkanımıza da ne dedik? AVM'lerin açık alanlarını, efendim restoranların kutlarında bahçeleri belli, açık alanları belli bakmayın. Bu dönem bakmayın. Bu sene Covid dönemi. Havanın müsaade ettiği sürece ülkemizin de şansı var bu dönemde. Gerçekten güney yarım kürede olsak çok zor bir döneme denk geldi derdik Covid için. Açın. Bahçeler mi var? Oralara da masa atsınlar. Mesafe mi istiyor Sağlık Bakanlığı? Haklı mı? 2 metre, 3 metre açın. Bizim garsonlarımız koşar. 10 adım daha atar. Yeter ki misafirin sağlığı, can güvenliği, emniyette olsun. Belediyelere yazdık. Büyükşehir Belediyesi'ne yazdık. Turizm Bakanlığı üzerinden Beyoğlu Belediyesi'ne de yazdık. Cevap bekliyoruz. Mutlaka bu konuyu değerlendireceğiz dediler. Nedir? Benim küçük esnafım var. Kapalı alanı zaten çok küçük. Mesafeden dolayı masaları iyice azaldı. Bir de sen adamın ancak alabileceği kliması splitti. O klimayı da açma dedim. Bitti adam. Ama adamın sokakta kaldırma eğer izin verirsem aksesi var. Sokakları gerekirse trafikleri de bir dönem önümüzde İstanbul'da yaz. Trafiğe kapatın. Atsın herkes Avrupa'daki yurt dışındaki gibi. Masalarını sandalyelerini kaldırımlara caddelere kiosklar yapalım. Yani gel al üniteler yapalım. Böyle küçük pilot şeyler arabalar yapalım. Bu tür hizmetlerle sektörü hem yaşatalım hem de insanları kapalı alana sokmaktan imtina edelim. Bizim sektörümüzün özelinde doğasında bu işi bahçeye taşıma imkanımız var. Yeter ki bir koridorla adam kapalı alanda üretimini yapıp dışarıya taşıyabilsin. Her şerde bir hayır var başkanım. Bunu çok beğendi Büyükşehir Belediyesi. Biz üzerinde çalışıyoruz, sizinle birlikte çalışacağız dedi. Güneydeki başkanlarla görüşüyorum. Bodrum Belediye Başkanı ile özellikle sık sık görüşüyorum. Antalya ile görüşen başka arkadaşlarım var. Oralarda zaten hayat dışarıda aktığı için daha az bir sorun var. Ama gündüz saatlerinde klimaları burada da Hüseyin Başkanım'dan hafif rol çalarak söyleyelim katılımcılara. İnşallah İTÜ'nün getireceği sertifikalı bir filtre sistemiyle eğer AVM'ler bu işi kendi özelinde çözebilirse bu dışarıdan alamadığı havayı tekrar içeriye içerideki havayı verirken bir filtreden geçirip bunu da bir sertifikayla yani bilim adamına bilimle izah edip açıklayıp ikna edeceğimiz bir sistem biz de hemen işletmelerde cadde mağazalarında cadde lokantalarında yani dışarıdaki lokantalarda da aynı filtreyle işi çözmek hatta mümkünse splitlerin içine koyup
alışveriş merkezi yatırımcılarına da Allah razı olsun, siz ilk şeyi buldunuz, kontakları, biz de arkadan geldik demek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunu söyledikten sonra istiyorsan biraz burada ben mola vereyim, soru varsa olur, onlara cevap vereyim. Var, sorular var. Ben müsaadeniz olursa hem Alp Başkanım'a hem size aslında bir ortak bir soru yönelteceğim. Sonrasında da izleyicilerimizden gelen sorular var. Bizim her çok özür dileyerek Güneş'cim, ilk rantta söylemeyi tasarladığım bir konum daha vardı, önemli. Buyurun, onu da söyleyeyim buradan. Aliye Bakanımızla işte konuşacağımız, bakın bizim bir fikrimiz var diyeceğimiz ve hoşuna gideceğini bildiğimiz bir konu. Buradan özetini vereyim. Şimdi bilim kurulu üyeleri bu genelge yazılma döneminde en çok menülerin de temas edilecek ürünler olarak tehlikeli sınıfta olduğunu söylediler. Menüleri tek kullanımlık yapın dediler. Dedik ki bunu yapabilecek işletme var. Ruhu olarak, yani hızlı servis veren. Bu demin anlattığım lüks markalarda tek kullanımlık menü. Yani pişman ettin bizi yemeğe çıktığımıza dedirtmememiz lazım misafire dedik. Sizi de anlıyoruz ama ne yapacağız? Menüler de kolonyalı mendille veya dezenfektanla her seferinde silinir mi? Ansiklopedi gibi menüsü olan var. İşte 20 sayfa 40 sayfa şarap menüsü olan var. Nasıl yapacağız filan derken biz bu işi bazı işletmelerde %100 kalıcı, bu kısmı önemli, bazı işletmelerde COVID sonuna kadar sürdürmek üzere tamamen temassız dijital bir menü haline getiriyoruz. Şu anda bir takım firmalarla anlaştık. Bunun yazılımını yapıyorlar. İşletmenin hangi bilgisayar yazılım sistemini kullandığından bağımsız Turiyet'in üyelerinin tamamında bir Turiyet application ile menüler şunun içine gelecek. Yani vatandaş gelecek, masada bir QR kod görecek. O kodu okutacak, masanın numarasını görecek. O masanın numarasını Turiyet application'ını bir sefer indirecek bütün lokantalar için. Application'ı içinde hangi lokantadaysa, Midpoint'teyse, Sunset'teyse bu sayfası girdiği anda karşısına menüler gelecek. Menüye siparişi verdiği anda mutfaktan çıkacak, bardan çıkacak, kasiyer takip etmeye başlayacak. O masanın garsonu da gidecek bizim ada terminal dediğimiz mekan içinde 3-4 tane bulunan ekranda, ha 40 numaralı masanın siparişi düştü diyecek. Gidecek uzaktan, hiç temas yok. Efendim 40 numaralı masadaki siparişlerinizi okuyorum. Bu arada Alp Başkan'ın masasıysa o. Ben Alp Bey'e diyeceğim ki KVKK'ya uygunlukla lütfen adınızı, soyadınızı yazar mısınız? Dolayısıyla masadaki herkesin adını almış olacağım. Bir taraftan sektöre bugüne kadar olmamış bir devrimle artık her masadaki insanın ismi, soyadı ve tercihlerinin datasını toplayacağım. Yarın bu çok kıymetli bir veri olacak. Evet. Alp Bey, sizin efendim etiniz böyle pişecekmiş. Yanında da özellikle şunu belirtmişsiniz. Ben bunu mutfağa sordum, onaylıyorum. Hiçbir problem yok. Tamam efendim. Ayşe Hanım, sizin balığınız böyle. Bu detayda işi götüreceğiz. Ödeme, hesap. Dijital kartını buraya tanımlamış olan masada ister tek tek hepsi, herkes kendi hesabını, ister ortak hesabını, ödeme noktasına geldiğinde kart ile ödemesini yapacak. E-faturası sistem olarak gidecek. Bay bay, bay bay. Temas yok, kart yok. Bahşiş ne olacak? İşte diyoruz ki burada da bir story'de olarak bu dönemi özellikle düşünerek, sağduyulu vatandaşımıza güvenerek tavsiye edilen bahşiş servis ücreti %15'tir diye bir kutu koyacağız. Ama başka kutulara manuel sıçrama imkanı olabilecek müşteri. Ben 15'i beğenmedim. Daha fazla vereceğim inşallah. Biraz daha az vereceğim. Bütçem bu kadar veya bunu uygun gördüm. Biz 15'i rica ediyoruz. Arkadaşlarımızın cebine daha fazla gitsin diye. Şimdi bu servis ücretini bu kredi kartıyla aldığımız anda ve faturaya yansıttığımız anda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar olmayan bir ekonomi kayıt içine girecek. Bu kayıt dışı bir ekonomi. Ne kadarlık bir ekonomi? Türkiye'nin yeme içmesi 125 milyarsa TL, bunun bütün işletmelerde, ben inanıyorum ki Turiyet buna başlayınca arkadan herkes gelecek. Çünkü müşteri bunu talep edecek. Temassız menü istiyorum, temassız ödeme istiyorum diyecek. O zaman %10-15 arasında bir servis ücretini konuşuyorsak, 12 ile 20 milyar TL arasında bir paranın ekonomiye katılması. Şimdi ben Sayın Bakanımıza diyeceğim ki efendim bunun vergilendirme işini kademeli yapın. İlk sene yapmayın. Çünkü biz bunu bordroya ekleyerek ödeyeceğiz.
borduraya ekleyerek ödersek işçi ve işveren paylarını kesmemiz lazım. Yaklaşık %30, yani toplanan tipin %30'u gibi bir rakamı kesmemiz lazım. Efendim bunu ilk sene kesmeyin. İkinci sene işveren payını alın. Üçüncü seneden sonra komple alın. Niye kademeli? İnsanların, müşterilerin %15'e alışması, Amerika'da daha yüksek oranlar da var. Avrupa ortalaması da 15. Vakit alacak. Eğer onu seçerlerse ben onu kemiksiz personelime vermek istiyorum. Bütün derdim o. Tamam. İşveren açısından da bir tane teknik bir şeyi var. Rica ediyoruz bunun servis ücretini genel ücretin hukuki tanımının dışına çıkarın. Çünkü servis, yani bahşiş eski adıyla, verenle alan arasındaki bir alışveriş, beğeniye karşı verilen bir konu, işverenin veya işletmenin herhangi bir tasarrufunda değil. Biz burada aracıyız. Ev sahibiyiz. Bunu kayıt altına aldığımızda vergilendirmenin dışında ücretin tanımının içinden servisi çıkarabilirsek, o zaman gereksiz bir kıdem tazminatı yükü artışı da olmayacak işletmeye. Çok önemli bu. Evet, burada durayım ben şimdi. Sizi bekleyeyim. Teşekkür ederim. Çok uzun konuştum. Hayır, çok yani ben hani popüler derken en merak edilen dedim. Çünkü hayatın gerçek bir parçası tabii. Restoranlar, kafeler, gastronomi sizin yaptığınız bir iş. Çünkü aslında şu an en izole olduğumuz alan, hani sosyal izolasyonumuz yok. Sizlerle beraber tam sosyalleşeceğimiz alanlar. Şimdi sayın başkanlar, şöyle bir soruyla kısa kısa cevaplarınızı alıp ondan sonrasında aslında yavaş yavaş gelen soru cevaplara gideceğiz. Şu bilgiyi öncelikle vereyim. Gene 44 tane ilde seyrediliyoruz şu anda. 417 kişi diye demin giren çıkanlar oluyor. Hani artıyor azalıyor, sayılar geliyor. 4 tane ülkede seyrediliyoruz ayrıyeten. Başka ülkelerden de katılımcılarımız oluyor. Bu bilgiyi vereyim. Katılımcılarımız soru soruyorlar soru ekranlarından. Bunlar bizlerin önüne düşüyor. Bizler derken Sayın Avi Bey ve benim önüme düşüyor. Birazdan biz sizlere yönlendireceğiz. Son şöyle şu konuda kısaca bir yanıtınızı almak istiyorum. Alışveriş merkezleri ve perakendenin hem ekonomik hem de sosyal hayatımızın önemli birer parçası olduğundan hareketle sizce COVID-19 sürecinde nasıl bir sınav verdik? Bundan sonraki dönemde alışveriş merkezleri ve perakende ekonomik ve sosyal açıdan iş yapış süreçleri ile yeni normalin belirleyicilerinden olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben sizden bununla ilgili kısa kısa yanıtlarınızı alabilirsem sonra konularınızla ilgili sorulara geçeceğiz. Dersen ben başlayayım. Şimdi öncelikle zaten Mart ayında konunun ortaya çıkmasıyla beraber biz TANF'ta yoğun toplantılar yaptık. Hepiniz biliyorsunuz ve bir ortak deklarasyon yayınladık. Önce sağlık ve tavsiye ettik eczane gıda dışındaki perakende işletmelerin bu dönemde kapanmasını. Açıkçası İçişleri Bakanlığı talimatıyla kapanmadı birçok dükkan. Restoranlar, oteller bunlar İçişleri Bakanlığı talimatıyla kapandı. Berberler, kuaförler. Ama bizim işletmelerimiz, gıda ve eczane haricindeki işletmelerimizin böyle bir talimatı yoktu. Fakat halk sağlığı ve bir bilinmeyenle mücadele edilmesi noktasında bence herkes çok son derece sağduyulu ve dirayetli bir şekilde bu dönemde evde kal çağrısına bu şekilde destek vermiş oldu. Bir kararla kapanmamış diyor Hüseyin Başkanım ama bir kararla açıldı diyor. Aslında kendi kararımızı vermişti. Açılış noktasına geldiğimizde ise hazırlık safhasına bakıyorum. Yani o 1,5 aylık dönemde her işletme istisnasız, AVM'si, perakendecisi, yani inanılmaz toplantılar yapıldı. Ya dükkan yok orada. Orada da dükkan yok, çalıştıracak iş yeri yok. Ama toplantıdan başını kaldıramıyor kimse. Ne oluyor diyorsun? Herkes bir hazırlık yapıyor. Herkes çalıştı. Yani açıldıktan sonra bu hijyeni nasıl sağlayacağız, müşteriyi nasıl alacağız, müşteriyle o iletişimi nasıl kuracağız, onun beklentisinin ötesinde hizmeti nasıl yaratacağız. İşin e-ticaret tarafını çok ciddi yüklendiler. Oralarda çok büyük çabalar oldu. Gıda çalışanlarımıza, lojistikçilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bir sağlıkçı gibi sistemde gayret gösterdiler, çalıştılar. Diğer şirketlerimizde
internet üzerinden hazırlıklarını genişlettiler, iyileştirdiler ve açılış dönemi için hijyen çalışmalarını güçlü bir şekilde hazırladılar. Şimdi zaten açılış itibariyle bence Mayıs ayı bir pilot bir ay oldu ve firmalarımızın önlemlerini görüyoruz. Örneğin geçen bir videoda Boyner'in bu soyunma kabinlerini nasıl dezenfekte ettiğini, her müşteri girdikten çıktıktan sonra nasıl prosedürler uyguladığını gördük. Koçtaş'ın harika bir videosu var. İşin başından sonuna çalışılmış vaziyette. Her akış, nakliyesinden montajına kadar müşteriyle olan mesafe, maske, koruyucu ekipmanlar, müşteriye raf araları. Efendim gratis de konuşuyorum, bir takım rafları sökmüşler. Azaltmışlar müşterinin o sosyal mesafesini rahatlatabilmek amaçlı. Yani sektör büyük bir çaba içerisinde. Restoran tarafını Kaya Bey zaten anlattı, anlatacaktır da devamını. Büyük bir mücadele veriliyor. Zor bir dönem COVID hikayesi. Fakat bazı şeyleri netleştirmiş oldu. Bir kere bu dijitalleşme işini neredeyse son 5 yıldır biz konuşuyoruz. Son 20 yıldır dünya konuşuyor, son 10 yıldır. Gerçekten bu konuya yatırım yapanlar ellerini güçlendirerek bu dönemde devam ediyorlar. Rekabet güçlerini artırıyorlar. Ama artık yeni yatırım alanı bu omnichannel'ı yapıp yapamamak falan olmaktan geçti. Blockchain'le, AI'la, bu teknolojilerle hangi şirket ne yapıyor hikayesine gidiyoruz. Robotlarla ne yapılıyor hikayesine gidiyoruz. Bence önümüzdeki yeni döneme bir kere Türkiye dijitalleşme konusunda yavaş adımlarla gidiyordu. Bir Batı'daki veya bir Amerika'daki hareket tarzı Türkiye'de yoktu. Ufak ufak gidiyordu. Biz de bundan memnunduk. Biz de ufak ufak adapte oluyorduk. Fakat bu COVID projesiyle, süreciyle beraber damdan düştük. Yani direkt o işin içine düştük. Türk tüketicisinin güvenle ilgili problemi vardı. İnternete güven duymuyordu, bu bağlantılara güven duymuyordu vesaire. Eli mecbur bunu deneyimledi. Ve deneyimlediği, tecrübelediği konuda da baktı ki %3-5 sıkıntı var ama %95 çalışıyor. O zaman bunun rahatlığını artık istifade etmeye önümüzdeki dönemde de çok daha fazla başlıyor olacak. O yüzden kendimizi doğru konumlamamız lazım. Rekabetçi gücümüzü artırmamız açısından fark yaratmak zorundayız. Daha çok ortak akıl ve kafa yürütme çalışmamız gerekiyor, kafa yürütmemiz gerekiyor. Ve mutlaka bu yeni teknolojileri hayatımızın içerisinde bir hayatın olağan akışı haline getirdiğimizden emin olmamız gerekiyor. Aksi takdirde rekabetçi gücü kaybetme riski var sistemde. AVM'ler için de burada önemli açılımlar gözüküyor. Artık yeni ofis mantıkları gündemde. İşte Abi Beyhan'la yaptı bir örneğini, o da erkencilerden. Bu AVM'lerde bir takım alanlarda artık bu serbest ofisleri görüyor olacağız muhtemelen. Her şey orada çünkü restoran orada, sosyal alan orada, bir takım mağazalar, alışveriş imkanı orada. Niye böyle hareketli ofisler bir kısmında olmasın? Ürün teslimleri AVM'lerde çok önemli yer alacak. Çünkü click and collect dediğimiz, ürünü geçerken al, lojistikten veya nakliyesini ödeme, işte geçerken AVM'nin bir tanesini alabilirsin sana yakın olan AVM'den dediğinizde, o müşteriyi o AVM'ye soktuğunuzda o müşteri bir önceki harcamasının yapılan istatistiklere göre en az %50'sini daha harcıyor. Yani adamın sepeti 100 liraysa bir 50 lira da orada bırakıyor gittiği, pick-up yapmaya gittiği noktada. O bakımdan AVM'lerde bu tür meseleler iyi çalışılıyor olması gerekiyor. Biraz AVM'lerde bir dizayn değişikliğine gidecek. Ben bu işi şöyle de değerlendiriyorum. Biz bu değişimlere başladık bile. Yani bir taraftan da konuyu yarın şu olacakmış gibi değerlendirmemek gerekiyor. Konu kurbağanın suda ısınması misali hepimizi yeniye hazırlıyor. Ve biz de bu yeniye alışa alışa gidiyoruz. Burada bizim faktörümüz ne? Ya bu süreci hızlandırıyoruz ve getirisini daha çabuk elde ediyoruz ya da zamana bırakıyoruz. Rekabette daha iyi hızlandırmış olanlar bizim önümüze geçiyorlar. Tek kavga bu aslında. Yoksa oraya geliniyor. Sistemlerde, şirketlerde bu işe adapte olmak zorunda. Daha 3 sene önce, 4 sene önce dilinde omnichannel olmayanlar bugün omnichannel yapar vaziyette. Yani Koçtaş'ın fix mağazalarını kurguladığımızı hatırlıyorum. Orada bir kiosklar marifetiyle de 80 bin ürün alabiliyorsunuz 5 bin ürünlük mağazada, 300 metrekare bir mağazada. Biz bunu kurguladık 3 sene, 4 sene üzerinde çalışarak geliştirdik. Şu anda maşallah büyütmeye devam ediyor arkadaşlar. İyi bir model oldu. Şimdi baktığınız zaman bir konuyu oluşturmanın bir süreci var, bir zamanı var.
Ve o bakımdan da herkes bu yeni teknolojilere zaman alacağını da bilerek şimdiden, yani düşünmeden dalması gerekiyor. Belki bunların altını biraz çizmek lazım yeni dönem için. Teşekkür ederim. Kaya Başkanım, sizin eklemek istediğiniz sizin bu konuyla ilgili? Benim şu aşamada yok. Yani ben biraz sorulara gitmek istiyorum ve biraz tamam. Gastronomi ve turizmi konuşmak istiyorum. Hemen yani size güzel soru. Buyurun başkanım. Şimdi bu biz nasıl değerlendirdik ve neler yaptığı da bir iki cümleyle ben söylemek çok istiyorum. Sevindim. Çünkü çok tartışıldık. Kamuoyunda çok gündem oldu alışveriş merkezleri. Öncelikle alışveriş merkezleri COVID sürecinin başlamasıyla birlikte halk sağlığını ve çalışan sağlığını düşünerek kapanma kararı almıştır ki bu çok büyük bir cesarettir. Niye bir cesarettir? Çünkü biz kapattığımız zaman kapanma kararının bizden gelmesi demek açılma anına kadar kiraları alamayacağımız anlamını da taşıyordu ve bunu bilerek yaptık. Dolayısıyla açılma aşamasında da Avrupa'nın bu COVID'i tanıması, artık mikrobun yavaş yavaş etkisinin, yani tüm dünyada dolaşan COVID'in 5 gramlık bir mikrop olduğunu ve bunun bölüne bölüne etkisinin azalmaya başladığını, bu nedenle aslında toplumu daha büyük tehlike bekliyor normalleşmezsek diyerek bir açılım başlattı Avrupa, Amerika, Çin. Bu açılımla beraber Türkiye'nin de sosyal olarak ve ekonomik olarak, aynı zamanda halkın psikolojisi olarak da alışveriş merkezlerinin bir an önce artık normalleşme sürecine katı tedbirlerle açılması gerektiğine inandık. Ve bu inancımızla birlikte de Mayıs ayını deneme olarak hem kamuyla işbirliği içerisinde açma kararı aldık. Buraya kadarki aşamada bence alışveriş merkezleri ve özellikle AYD yönetim kurulu çok basiretli adımlar atmıştır. Çok önemli kararlar vermiştir. Mesela Avrupa'da bile şu anda alışveriş merkezleri kapalı olsa bile kiralar alınmakta. Biz almadık. Aynı şekilde açılırken ciddi önlemler alınarak açıldı ki ciddi önlemler içerisinde Amerika'sından Avrupa'sına, oradan Körfez'ine, Rusya'sına, Çin'e, hatta Japonya'ya kadar bu konuda neler yapıldığını tek tek kurullarımız çıkardı. Ve biz bu kurulların çıkardığı şeylerin içinde gördük ki Türkiye kadar alışveriş merkezlerine önem veren ve bunlarla ilgili önlemleri alan başka bir ülke yok arkadaşlar. Bunu herkes araştırıp bakabilir. Yani girişteki ateş ölçümü, sadece maske ve içeride dezenfektasyonla iş kalmıyor. Mesela şu anda İTÜ'yle çalıştığımız Kaya Başkanım'ın da birazcık değindiği bu filtrasyon ve havalandırma ile ilgili sistemin değiştirilmesi, orada yeni bir Alman ürünüyle Türkiye'de İTÜ'den patent ya da işte İTÜ'den sertifika alacak bir ürün çalışması bitmek üzere, inşallah doğru çıkar ürün ve doğru bir adım atarız ve havalandırmayı çözeriz. Çünkü havalandırma konusunda bizim üzerimize çok gelindi. Havalandırma dışında sokağınızdaki pazardan, çarşıdan, hatta bulunduğunuz apartmandan, oradaki trabzanlardan vesaireden alışveriş merkezleri çok daha halk sağlığına, çalışan sağlığına uygundur. Çünkü bunlar yüzlerce, hatta yerine göre binlerce insanın sizin için çalıştığı, özel çabaladığı mekanlardır. Sadece bence havalandırma konusu vardı. O havalandırma konusunda da büyük bir haksızlığa uğradığımızı ve olayın biraz rant kavgasına döndüğünü düşünüyorum. Açıkçası şahsi fikrim bu. Onunla ilgili de biz yine de hiçbir riski göze almamak için çalışmamızı orada yoğunlaştırdık. Bu rant kavgasının içine maalesef tıp hocalarımızın da ekleniyor olması kamuoyunda bizi çok üzmektedir. Hatta yarınki yönetim kurulumuzda da buna ilişkin o tıpçılarla ilgili, yani konuyu makine mühendisi değil bilmeyen hocalarımızın dışarıda ahkam kesip alışveriş merkezlerine gelmeyin kavramlarının hukuki sonuçlarına da katlanmaları gerektiğini düşünerek bir mücadele başlatmayı da düşünüyoruz. Hocam, ben söylemeye çalışıyorum huzurunuzda. Alışveriş merkezleri gerçekten çok iyi çalıştı. Bütün detaylara indi. Gördüğünüz gibi sadece ateş ölçüp maske takıp sosyal mesafeyle işi bitirmiyoruz biz. İçeride ve dışarıda daha da açıklamadığımız, kafanızı karıştırmayacağımız ve sizi doğrudan ilgilendirmeyen ama sizin sağlığınızı doğrudan ilgilendiren bir sürü konuyu işliyoruz. Çok teşekkürler hocam. Tamam, belki klima konusunda temiz havanın şu anda içeri verilmesiyle ilgili tüm AVM'ler %20-30 enerji giderlerini artırmakla beraber
tüm AVM'ler çalışıyor diyebiliyoruz. Tabii tabii. Çok doğru. %100 temiz hava veriliyor. Evet. Ama bu filtrasyon mekanizmasında üzerinde çalışılan ayrı bir konu. Belki onun altına ayrıyeten çizmek lazım. Aynen. Ben bir katkıda bulunabilir miyim bu konuyu geçmeden? Şimdi dün de konuştuğumuz kendi içimizde bir konuydu bu. Şimdi bu %20-30 diye Alp Başkanım'ın söylediği enerji artışı daha büyük oranlar da olabilir. Yani bu dışarıdaki havanın delta T diyoruz ona. Delta T içerideki ortam havasıyla dışarıdakinin arasındaki derece farkı. Önümüz yaz, çok sıcak günler. O sıcak günlerde içeriği serinletmek, Allah korusun kışa devam ederse çok soğuk günlerde içeriği ısıtmaksa %100 taze hava milli sermayeye müthiş bir kayıp. Doğru. Onun için bu bir geçici konu, kalıcı konu. İçerideki havayı geri vermeden evvel filtre işini çözmek. Hüseyin Başkan'ın söylediği haksızlık kısmı da şöyle katılıyorum. Hukuki tarafını bilmem, AYD'nin kendi kararıdır. Ama ben de haksızlığı şurada görüyorum. Biraz evvel sevgili Güneş sen söyleyince konu daha yine pekişti kafamda. Biz birleştirdik ofisleri dedin. Bütün derneklerimiz bir aradayız dedin. Peki bizim o hanlarda, o binalarda hangi havalandırma sistemi var? Nasıl çalışıyor ofislerde? Bizim binaya zaten hiç girmeyelim başkanım. Tamam, yani Türkiye'deki bütün ofisler artık çalışmaya hazır hale geliyor bayram sonu. Tabii. Peki bu bizim AVM'lerde, restoranlarda yani ticaret merkezlerinde yani ticaretin döndüğü yerlerde bu kural var da ofislerde uygulanmazsa işte Hüseyin Başkan'ın söylediği hakkın eşit mesafede olmaması konusu çıkmıyor mu? Sizin canınız ofislerde çalışanların restoranda yemek yiyen misafirden, AVM'de gezen müşteriden daha mı az kıymetli? Tabii. Burasının altını çizmemiz lazım. Çok bir şey daha ekleyeyim. Her gün girip çıktığınız evleriniz, rezidanslarınızın giriş çıkışları aynı havalandırma. Tabii. Eve de mi girmeyeceğiz? Tabii. Hocam hastaneler, kamu binaları yani belki sözlemekten imtina ediyoruz ama. Yani bu klima zararlıysa bu sistem zarar bütün bileşenlerde yani başkanım, sadece AVM'lerde değil. Başkanım geldiğimiz nokta şu. Bu filtreyi bulmak sadece bizlerin görevi değil. Buradan çıkan sonuç o. Bu filtreyi kanun uyucularla birlikte topyekun çözmemiz ve hatta gerekiyorsa maliyetleri konusunda Ankara'nın da desteğini alarak minimuma indirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bütün havalandırması içinde merkezi sistemli havalandırma olan veya split'i olan herkes için konu aynı derecede önemli. Kaya Başkanım bir de çok önemli bir husus. Son dakikada ben takılıyorum özelden konuştuğumuz zaman Ali Bey'e, Alex de Souza gibisiniz son dakikada maçın sonucunu değiştirdiniz diye. Çok güzel tespitler yapıyor gerçekten. Sevgili Alex her dakika değiştiriyordu maçın sonucunu. Değişti. Abi Bey de her dakika. Abi Bey de her dakika değiştirebiliyor. Çok güzel bir tespitte bulundu. O gün Mehmet Ceyhan hocaydı zannediyorum. Sayın Ahmet Hakan'ın programında dedi ki ya hocam dedi bu herkes için, her yer için hasıl olan bir durum. Ben dedi AVM'ye gelirken havalandırması, filtrelemesi falan ne olursa olsun. Maskemi taktım, siperliğimi taktım. İşte gözümde gözlüğüm var. Yani bir müşteri olarak üstüme düşen sorumluluklarımı yerime getirdim. Sokaktan farklı bir riski var mı dedim. Tabii ki yok dedi. Değil mi abi Bey? Aynen öyle. Teşekkür herkes ederim. Herkes maskeyi taktıktan sonra 1,5 metre mesafeye uyduktan sonra. Yani müşterinin burada bilinçlenmesi lazım. Abi Bey siz bir şey söylüyordunuz. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Ben hep söyleye geldiğim gibi karşımızdaki sorun küresel. Hepimizin başına 100 senede bir gelecek olan bu sorun geldi. Tabii ki sorumluluklar kurumsal, önce ulusal ve sonra kurumsal. Ulus olarak, kamu yönetimi olarak gerçekten üste düşen yapıldı. Tanrı'ya şükürler olsun ki bayrama yaklaşırken kayıplarımız azaldı, vaka sayıları azalıyor, mevcut aktif hasta sayıları azalıyor. Ama bu hiçbir şekilde bizim rehavete kapılmamıza, hiçbir şekilde önlemleri eksiltmemize neden olmamalı. Ve çok yerinde bir kararla bu bayramda sağlık olsun. Evet, görselden bağlantıyla, telefonlardan bayramlaşacağız ama buradaki yükümlülüğün ve aslında gerçek görevin bireylerde olduğunu unutmayalım. Eğer biz kendimizi
iyi hissetmiyorsak, yakınımızda hastalık taşıdığını bildiğimiz veya hasta olan bir yakınımız varsa biz de gitmeyelim AVM'lere, biz de gitmeyelim kalabalık alanlara. Bizler de toplum içinde bu hastalığın yayılmasına, bu gerçekten bulaş katsayısı çok yüksek salgına körükle gitmeyelim. Çünkü bu inşallah ikinci ve üçüncü dalgalar olmasın. Bu önlemlerle, çünkü tıp ordumuz da gerçekten bu konuda yetenek kazandı, beceri kazandı. Ama burada bizler de özellikle organize perakendenin tedarik zincirini oluşturan her bir neferine de buradan alkış tutmak lazım. Geçen hafta Sayın Bakan'la görüşmemizde de ifade ettiğimiz gibi biz AVM'leri almış olduğumuz telkinle, almış olduğumuz yönlendirmeyle ekonominin çarklarını döndürmeye başlamak için, kamu yararına istihdamın artması için, yoksa hiçbir AVM sahibi burada kira kaygısıyla aman bir an evvel kira almaya başlayayım diye açmadı AVM'sini. Burada da bir ayağımızın topal olduğunu söyledim Kaya Başkan. Bizim yeme içme yerlerimiz, bizim çocuk oyun alanlarımız, sinemalarımız, fitness merkezlerimiz eksik açıldığımız sürece bir kanadımız eksik. İnsanların ancak temel ihtiyaçları, geciktirilmiş ihtiyaçları için gelsinler, alışverişlerini yapsınlar ve yine sağlıklı, kendilerini korudukları mekanlarına dönsünler teklifindeyiz. Buradan da şunu göreceğiz. Haziranla beraber ısıların da yükselmesiyle havada, zaten havadaki temizlenmenin de yardımıyla inşallah önümüz daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben müsaadeniz olursa, zaman çok daralıyor. Sizlere zaten son sözleri vereceğim Sayın Başkanlar, ama hızlı hızlı birkaç tane soru var. Özellikle Kaya Bey'e gelen, sektörden, meslektaşlarından bilgi de almak isteyen sorular var. Hızlı hızlı döneceğim. Bir tanesi Faruk Ügümlü, Hünkar ailesi Etiler'den söylüyor. Diyor ki Nispetiye Caddesi'nde diyor sokağa diyor masa bırakmak istedik. Belediye izin vermedi. Hayır dedi. Kaya Başkanım bu konuda bilginiz olsun, yardım istiyoruz diyor. Hem soru yöneltiyor demin söylediğinizden. Sevgili Faruk'a cevap verelim. Hemen Rıza Başkan'la konuşuruz. Yeter ki açılış tarihleri açıklansın. Faruk da hazırlıklarını yapsın, kurallara uysun. Yani işimiz bitmiyor. Sürekli iletişim, sürekli görüşme içinde olacağız. Aynen. Zeki Yelci demiş ki başkanım, program çok verimli, teşekkürler. Bunu soruyorlar. Efendim kapasiteniz yarıya düştü, o zaman fiyatlar iki kat artacak mı? Kimsenin böyle bir niyeti yok. Hatta bugün yönetim kurulunda veya tüm üyelerin birlikte olduğu bir WhatsApp grubunda bir arkadaşımız diyor ki ben fiyatlarımı kapattığım günden aynı tutacağım. Aynı tutarken de biraz şövalyelik yaptığımı biliyorum. Çünkü daha henüz neyi kaça alacağımızı bilmiyoruz. Yani dövizdeki oynama oldu. Biz evet. Covid yüzünden hiç konuşmadığımız bazı konular var. Neyin kaça gireceğini bilmiyoruz. Ama ben satış fiyatımı değiştirmeyeceğim dedi. Örnek olarak da dünyanın sayılı restoranlarından son 2-3 yıl öncesine kadar bir numarası olan meşhur Danimarka'daki Noma, hamburger ve şarap servisiyle başlayacağım geri dönüşü diyor. Yani daha tabana yayılacak bir işi yapacağım. Öyle 3 yıldız Michelin menülerini yapmayacağım diyor. Şimdi buralarda bir takım mesajlar var tabii, yurt dışı deneyimlerinde de. Şunu demek istiyor aslında, tabana yayacağım, ciroya bakacağım. Olabildiğince ciromu arttırmaya çalışacağım. Çünkü işin başında söyledim, geçmişten gelen borç yüküyle açılacak bir sektör. Biraz değinmek istiyordum tedarikçi tarafına. Ya bu tedarikçilere biz ödemelerini yapamaz isek, geçmişten gelene almadan adam yeni malı nasıl versin? Şimdi bunun için de dedik ki ya bir ayrı bir kredi çıkarın ya da kredi kartlarını büyütün hacimlerini ve sadece bu sektörün harcamalarını kullanabilirsin, şirket kredi kartlarını deyin. Biz adama peşin peşin ödeyelim, bankaya dönüp bunu bana vadelendir diyelim. Sonra da vade farkını tedarikçiyle aramızda konuşalım ne yapacağız diye. Dünden razılar. Çünkü tedarikçinin zincirini de döndürmezsek, bu ta biraz evvel bahsetti Alp Başkan, çiftçiye, üreticiye kadar giden bir zincir. Yani orayı tıkarsak, bakın üretici, şu anda köylü, çiftçi ihracat yapamıyor ülke. Yeme içme turizm yok. Ürünlerin talebi çok düştüğü için fiyat düştü. Bugün enflasyonda çok olumlu bir etki bu. Ama daha da düşer veya bu süre uzarsa bu sefer dikmeyecek, ekmeyecek, balığı yakalamaya çıkmayacak. Çünkü masrafı maliyetinden
satış fiyatının üstünde diyecek. O zaman yine arz kaybı yaşayacağız. Arz kaybı yaşarsak bu sefer yine talep yukarıda kalırsa ters etki yapacak enflasyona. Bunun da altını çiziyorum. Tedarikçileri çözmemiz lazım. Yani onlar da şu anda eyvah kim açacak dükkanını? Açtığında bana para ödeyebilecek mi? Ben ne kadar dayanacağım? Oradan almadan buraya nasıl verebilirim? Bu şeydeler. Çünkü onlar şey sektörü olarak tanımlanmadılar. Kaya Başkanım, içinde. Kaya Başkanım, mazur görürseniz sizden bu ara Nuriel Rubini'yi, felaket tellalını veya felaket kahinini çok dinlememenizi tavsiye edelim. Bizim önümüz bayram. Yine de umutla gidelim. Bir kere burada Alp Başkan'a da dönersem, eğer Günöz gelmediği için ben müsaadenizle moderasyonu da hani yedeklemenin faydasını görmüştük. Günöz yemeğe gitti Alp Başkan, galiba. Evet. yemek dedi, yemeğe gitti. Başkanım. Alp Başkanım gerek Koçtaş döneminde, gerek organize perakendeyi izlerken, gerek top sayesinde, top belki de başkanlığı sayesinde çünkü... TOB'un işte KOBİ'ler için başlattığı nefes kredisi vesaire gibi uygulamalarla o konuda çalışmalarımız var. Bankalarla şey yapıyoruz. Burada belki bir takım kampanyalara ihtiyaç olacak mı Alp Başkan? Nasıl görürsünüz? Yani bu dönemdeki pazarlama gayretleri için neler söylersiniz? Çünkü televizyonlarda habire evde kal, hayat eve sığar gibi kampanyaların olduğu bir dönemde insanların alışverişe, yeme içmeye gelip gelmeme konusundaki tekrar geri dönüş sağlama konusunda sizde çok eminim parlak fikirler vardır. Ne dersiniz bize? Vallahi açıkçası şöyle görüyorum konuyu. Yani biz bu kadar mücadele, yani hem firmalar hem AVM'ler hijyen konusunda gerekli tedbirlerin alınması konusunda bu kadar mücadele ettikten sonra o güveni sağlamamız lazım müşterimize. Çünkü gerçekten herkes kurallara riayet ederse, biraz önce Abi Bey de çok güzel anlattı. Maskenizi taktınız, 1,5 metre mesafeye uydunuz. Karşınızdaki de maskeli, sorununuz yok. Yani bu çok net, bilim adamları tarafından da nereye giderseniz gidin altı çizilen bir konu. O yüzden biraz insanları bu noktada bu korkulardan arındırmak. Yani bununla nasıl mücadele edeceğini öğretmek ve şirketlerin aldığı bu tedbirleri de onlara güven vermemizi sağlamamız lazım. Bu konuda biliyorsunuz zaten yönetim kurulunda da bir parça kafa yoruyoruz. Bence işin biraz önce Kaya Bey'in değindiği kısmı da bizim için yine bir vazife. Yani TOB'daki bu nefes kredisi gibi kredilerin bizim sektörümüze de intikaliyle ilgili Abi Bey'in de girişimleri oldu. Onları da takip ediyoruz. Böylece o da bir ikinci kol olarak, yani işin bir nakit bacağı var. Bir müşterinin tekrar normal hayatına geçiş bacağı var. Bunları Haziran, Temmuz gibi artık hayata geçirdiğimizi görmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi Mayıs bir pilot çalışmaydı. Herkes tedbirleri gördü, izledi. Şimdi gelen rakamlar aslında bize şunu söylüyor. Müşterilerin henüz %25'ini alabildik. Ciroların henüz %35'lerini, 40'larını görebiliyoruz diye. Doğru. O yüzden bir perakende işletme için %20 ciro kaybı demek onu sürdürülebilir bir işletme olmaktan çıkarır. %25-30 da zaten sonunu getirir. O bakımdan mutlaka Haziran ayında hemen bunu bir 70'lere, sonra da 80-85-90'lara doğru Temmuz'da attığımızı görmemiz lazım ki hayat devam etsin, ekonomi devam etsin. Çünkü ne kadar güçlü olursa memleketimiz, ekonomimiz ne kadar çabuk ayağa kalkarsa biz bu problemle o kadar daha güçlü mücadele ederiz. Bunlar aslında birbirinden farklı şeyler değil. Geçen bir bilim kurulu üyesi kendisi kefeyi ifade etmişti. Yani sağlık ve ekonomiyi doğru bir dengede götürmek zorundayız diye bilim kurulu üyemiz de söyledi. Ben de çok sağduyulu bir söylem olarak buluyorum. Çünkü gerçekten insanlarımızın ekonomik olarak bir darboğaza düşmeden bu süreci götürmek çok da önemli bir misyon. O bakımdan ben halkımıza bu korku yayma işinin artık bir durması gerektiğini düşünüyorum. Lütfen herkes doğru şeyi söylesin. Yani ne yapılması gerekiyor? Nasıl tedbirle çıkarsa insanlar kendilerine güvenir? Abi Bey çok güzel söyledi. Kardeşim, kendini hasta hissediyorsan, çevrende temas ettiğin insanlarda böyle bir hastalığı geçirmiş biri varsa lütfen bulaştırma topluma. Çıkma yani. Çıkma. Ama öbür tarafta da artık hayatımızı da ipotek altına almayalım. Doğru tedbirlerimizi alalım ve hayatımıza devam edelim. Çünkü en az önümüzde bir senelik bir süreç var yönetmemiz gereken diye okumalarımız söylüyor. Sevgili Günöz, çok teşekkür ederim Alp Başkan. Sevgili Günöz, bana Alex de Souza dokundurması yaptın ama ben bir Galatasaraylı olarak eğer sana el vermemi kabul edersen evet. Ama için sözü sana yine bırakayım. Hazır olun.
Ben çok özür dilerim. Sesiniz ki bazen bu maalesef teknolojide Zoom yayınlarında ses kesiliyor. O zaman programı kapatmak gerekiyor. Biz anladık Günözcüğüm. Senin bir yemek ihtiyacın var. İnşallah iftardan sonra. Sayın Başkanım'ın karşısında iftardan sonra. Gastronom falan biz yardımcı olacağız sana. Olacağız. Ama sevgili abiye ama de bir... Ama kurallara uymasını da tavsiye ediyoruz değil mi? Tabii tabii. Sevgili maskeyle yediriz. Bir küçük atıfta bulunayım. Aman sen ol. Galatasaray ile Alex de Souza isimlerini yan yana getirme. Üzülürsün. Üzülürsün. Ben olsam getirmem o iki ismi yan yana. Senin Nuriel Rubini'ye de bir cevap vereyim. Ben genelde yapı olarak da İstersin, geleceğe biliyorum. Umutla bakanım. Biliyorum. Hep bardağı dolu bakanım. Umut zaten olmadan hayatın bir anlamı yok. Umut özgürlük demek bence. Yani umudun varsa özgürsün. Umudun varsa geleceğe bakıyorsun. Şunu hemen çok net bütün kalbimden inanarak vereyim. İki nedenle ben bu işin geri dönüşünün güçlü olacağını düşünüyorum benim sektörüm içinde. Bir tanesi müthiş bir özlem var. Ve biz bunun üzerinde çalışıyoruz. Yani misafirimizle aramızdaki bağı, misafirimizin meğer sen benim hayatımda ne kadar büyük bir rol oynuyormuşsun, ne kadar önemliymişsin dediğini biliyoruz. Bunu da örnek veriyorum perakendecilerle ayrıldığımız nokta diye. Kimse kızmasın bana. O hanımların aldığı o çok güzelim çantalar yatak odasından salon arasında omuzlarında taşıyorlar. Bir işe yaramıyor. Bizim mekanlar olacak ki tabii beyler saatlerini takacak, hanımlar çantayı koluna takacak. Çıkıp takıştıracaklar, gözükecekler. Doğru. Bu işin özlem tarafı. Dolayısıyla burada bir rövanş bekliyoruz. Yani rövanş harcama ve rövanş tüketim bekliyoruz. İkinci tarafı da gerçekten bizim sağduyulu insanlarımızın ben çıkmayacak olsaydım dahi gideyim onlara biraz destek atayım diyeceğini hiç belli etmeden mahkum arkadaşların eline işte o nakitleri sıkıştırmaya çalışacaklarını gönülden inanıyorum. Bu tüketimin de kısa zamanda inşallah Alp Başkan'ın dediği oranlara gelir ama yıl sonuna kadar en azından o oranlara gelmesini önemsiyorum. Altını çizeceğim bir şey var. Eğer bu kısa dönem çalışma desteğinin personelimize verilen bütün sektörler için devamı mümkün değilse en azından yine bizi ayrıştırmasını Maliye Bakanlığı'nın önemsiyorum. Çünkü biz çok emek yoğun sektörüz. Yani yeme içme ve turizmde hiç değilse bir 3 ay daha sen aç kısmi çalıştır ben de kısmi destek vereyim noktasına gelirse ciro kayıplarını tolere edebilir sektör. Bunun altını çizmek istiyorum. Sağ olun Kaya Başkan. Cem Bakioğlu diyor ki selam söylüyor. Diyor ki restoranların ne zaman açılacağını sanki diyor Kaya Başkan tam olarak biliyor. Söyler mi bize diyor. Tam tarih verir mi? Söyleyemem. Çünkü benim işim değil. Oradan sonra Süleyman Bey arkama bir kollu kuvvet gönderip sen benim rolümü mü çalıyorsun der. Haşa Sayın Bakan'ın rolüne girmiyorum ben ama benim tahminim bayramdan sonra ama biz şunu söyledik. Bakın en az bir 10 gün önceden söyleyin. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Hazırlık olacak şeyler, bütün bu genelgeye uyunması gereken kurallar yerine getirilecek. Şimdi dolayısıyla matematik yapıyorum. Bir 10 gün önceden söyleyeceklerse bugünden 10 gün sonraki tarihten evvel olamaz diyor. Çünkü burada haklısın cevabını aldım. Şimdi 3 Haziran'a kadar seyahat yasağı var. Büyük şehirlere giriş çıkış. Evet. Birçoğumuzun çalışanları Mart'ın 15'inde bay 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 baydan sonra gitti memlekete. Onların gelişi 3'ünden evvel olamaz. Demek ki bu iş ayın 7'si 8'i gibi başlayan hafta, hadi bilemedim bir sonraki haftaya doğru gider. Ama şeyi hissediyorum, yahu 3 gün daha dayanabiliyorsak 3 gün daha geç açalım görüşünü hissediyorum sanki bilim kurulunda. Ama artık Haziran 15'ten sonrayı da gereksiz bir uzatma olarak görüyor herkes. Açıkçası 15 Haziran'dan daha ileri bir tarih beklemiyorum. Sevgili dostum, benim de çok iyi dostum Levent Bilgin ve Metin Şen'in de size çok selamı var. Aleyküm selam. Onlar da ayrı WhatsApp'tan yazmışlar. Anonim bir soru var. Kaya Demir'e de soruyorum diyor. Restoranlardaki kayıt alma uygulaması zorunlu mu olacak? Kayıt tutulmasını istemeyen kişilere bir yaptırım düşünülüyor mu? Deminki herhalde hepinizden sebep sordu zannediyorum. Enteresan bir soru. Yani restoranlara gideyim ama hiç kaydım olmasın. Ben ghost customer gibi yani şey hayalet misafir olayım diyor bu anonim arkadaşım. Zaten bak burada da anonimmiş. Evet. Buradan o soru çıkıyor. Vallahi biz
hiç değilse ismini, hani bu sistemi yaparken bir sürü de emek harcıyoruz. Hakikaten maddi olarak da emek harcıyoruz. Hiç değilse ismini misafirlerin almak isteriz ki ismi ve telefonu ve tüketim alışkanlıklarını bir data olarak toplayalım. Çünkü sonuçta bu datayı pazarlayacağız, satacağız filan kaygısı değil. Misafirin tercihlerini bildikçe o kadar çok bunu güzel işleyip onlara daha iyi hizmet vermek için kullanabiliriz ki bu kaydı. O amaçla istiyoruz. Hayır, gelecek yoksa big data zaten çok doğru. Yani söylüyorum. Yoksa bu arkadaşın kimle geldi, ne yaptı, ne için geldi, öbür gün başkasıyla mı geldi filan, biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Neler gördük? Kesinlikle üç maymunu oynamayı çok iyi biliriz. Mesleğimizin gereğidir bu. Bizde görülen bizde kalır. Bu işi unutmayın. Hep yemek diye bakıyoruz restoranlara. İşin eğlence tarafı var. Hiç konuşmadık. Eğlence mekanları ne olacak? Eğlence sektörü ne olacak? Son 3 senede bir furya çok yoğun gidiyordu. Canlı müzikli mekanların neredeyse artık köşedeki kafe bile 2 gitarcı çıkarıyordu. Bu sektör tamamen konuşulmaz bir vaziyette dışarıda bekliyor. Bunların da yavaş yavaş normalleşmenin içine katılması, bir an evvel işletmelere destek vererek açılması ve normal hallerine dönmesi önemli. Çok teşekkürler. Sayın başkanlar, müsaadeniz olursa sizlere söz vererek son sözlerinizi almak istiyorum. Bir tane soru kaldı. Aslında Hüseyin Başkanım, Abi Bey, Kaya Başkanım, sizlerin de hani son sözlerinizi söylerken buna da bir kısa kısa yanıt verme imkanınız olursa sevinirim. Yemek katlarında nasıl değişim bekliyorsunuz? Nasıl bir dönüşüm bekliyorsunuz? Ya da böyle bir şey bekliyor musunuz gibi genel bir soru var. Müsaadeniz olursa başladığımız gibi gidelim. Abi Bey, sizden başlamıştık. Nasıl arzu edersiniz? Sesiniz kapalı Abi Bey. Abi Bey, sesiniz kapalı efendim. Özür dilerim. Buyurun. Bizim zaten nesiller olarak tanıdığımız, hani alışveriş merkezine dördüncü nesile geçmiştik diye bahsettiğimizin, şimdi hazır telekomünikasyonla da 5G gelecekken, herhalde 5. nesil alışveriş merkezlerimiz daha çok caddeleşen, daha çok açık alanlı yerler olmaya doğru dönecek. Belki de yeme içme birimlerimizi olabildiğince daha açık alanlı mekanlara taşıma konusunda var olanların üstlerini açıp kapamalı mekanizma. Bunun bir örneğini Point Bornova'da yapmıştık İzmir'de. Dolayısıyla bu yönde bir değişim bekliyorum. Ben de sözlerimi bütün çok değerli başkanlarımıza, bugünkü seminerimizi umarım izleyicilerimiz de memnun kalmışlardır. Çok yararlı noktalara değindiğimiz için teşekkürlerimle ve bu konuda verdiğiniz çabalarla, nazik sözlerinizle sizlerin ve sevdiklerinizin, aynı zamanda bütün izleyenlerimizin, bütün Türkiye, Türk aleminin, İslam aleminin mübarek bayramını da kutlayarak noktalamış olmak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Kaya Başkanım. Vallahi ben bir ufacık bir konuya daha değinmezsem üzülürüm diye düşünerek söylüyorum. Turizmde bu sene gastronomi yılı ilan edilmişti. Sayın Bakanımız böyle bir yıl ilan etmişti ve Turizmi Geliştirme Ajansı içinde biz gastronomiyi temsilen dernek olarak bir koltuk alarak bu işi yönetiyorduk. Ve çok güzel projeler vardı. Efes'te Ege bölgesine yayılacak, sonra Urla'ya, Çeşme'ye gidecek bir büyük bir yemek şöleni, ama yurt dışından çok önemli şefler, çok önemli yazarları, kanaat önderlerini getirerek bir tane Bodrum'da yapıp böyle festivallerle gidip sonbaharda İstanbul'da balık mevsimiyle birlikte restoran haftası yapıp AVM'lerimizi de bunun içine katacak bir rüzgardaydık. Ben bakanımdan bir söz aldım, inşallah devam eder, bu yılı saymayız, 2021 yaparız diye. Çünkü gastronomi turizmin alışverişindeki kişi başı harcamayı yükselten yıldız. Yani çok doğru. Turizmin altın çocuğu dememizin nedeni bu. Bunun için yeme içme dünyada hakikaten her geçen gün saygınlığını arttırıyor. Bir kısmınıza yolladım. Geçen gün gıpta ile seyrettiğim bir video geldi Amerika'dan. Donald Trump bütün kurmaylarıyla birlikte benim mevkidaşlarım ve çok büyük restoran şirketlerinin patronlarıyla tam 1 saat 44 dakika basına açık sektörün sorunlarını ve sektörün dinamiklerini konuştu. Sektörü olan hayranlığını anlattıkça ve oradaki o işi yapan insanların haklı gururunu gördükçe kıskanmadım desem yeridir. Bu da böyle bir, inşallah bu mesajla birlikte bir yeniliğe doğru Türkiye'de de gideriz.
bu sektörün nerelere ne potansiyeli olduğunu anlatırız. 650 milyar dolar Amerika'nın yeme içme sektörü. Biz 125 milyar TL, neredeyse 20 milyar doları konuşuyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum. Çok keyif aldım sohbetten. Çok sevdiğim insanları bir arada topladınız. Hakikaten çok mutlu oldum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Alp Başkanım, sesiniz kapalı. Evet, açtım ben de şimdi. Ben de herkesin bayramını kutluyorum. Hakikaten değişik bir bayram yaşayacağız. Ama önce sağlık. Gerçekten ona dikkat edeceğiz. İnşallah bayramdan sonra da peyderpey bir toparlanmayı hep beraber yaşıyor olacağız. Çok değerli katılımcıların olduğu, görüşlerin ortaya konduğu keyifli bir toplantı oldu benim adıma da. Düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Alkaş'ı ben de rahmetle buradan anmak istiyorum bu vesileyle. İyi bayramlar hepinize. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hüseyin Başkanım, son söz sizde. Buyurun. Çok teşekkür ederim Günüz kardeşim. Şimdi öncelikle 2020 girerken ben Denizli'li olduğum için 2020 Denizli, ulan ne güzel bir yıl diye başlamıştım. Sonra bir de Ocak Şubat verilerimiz de alışveriş merkezlerinin hem girişler hem cirolar çok iyi gelmişti. Sonra evet, Mart'ı bir gördük, görür görmez anladım ki bu yılın özel bir anlamı varmış. 23 Nisan Kandil'e geliyor, 19 Mayıs Kadir Gecesi, 30 Ağustos başka bir dini bayramla veya dini bir günle çakışıyor dediler. Tamam, bakalım. Yani bir enteresan bir yıl. Bu enteresan yılın bir an önce kapanıp 2019'u özlemle andığımız bir yıl oldu. Denizli olarak da bundan eser duydum. Yani Denizli olarak 2020'nin çok iyi olmasını bekliyorum. İşin bu şakası bir tarafa, tabii çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerimizde alışveriş merkezlerini temsilen bir şey söylemek istiyorum. Bu da bizi izleyenlere. Gerçekten bunu samimi kalple inanmadığım hiçbir şeyi söylemediğimi beni tanıyanlar bilir. Hijyenik açıdan, alınan önlemler açısından, çarşıdan, pazardan, sokaktan, hatta havalandırma açısından. Çünkü temiz havayı verirken enerji tasarrufu konusunu hiç düşünmeden veriyoruz şu anda. Açısından son derece onların sağlığını düşünerek hareket eden yerleriz. Onlar da ne olursunuz halkımız da önlemlerini alarak alışveriş merkezlerine gelsinler. Parakendecimizi yaşatsınlar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günlerde buluşalım. Hepinizin bayramını ayrı ayrı tebrik ediyor, kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Değerli başkanlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Alp Alkaş, Perakende Gayrimenkul Akademisi ve Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği olarak 4. webinarımızı tamamladık. Akademinin direktörü benim de bu süreçte çok, her zaman çok yakın arkadaşım. Bu süreçte de mesai arkadaşım olan Tuğba'ya, sevgili Yonca'ya, Makbule'ye, bizim genel sekreter yardımcısı Sultan'a özellikle ben de buradan teşekkür etmek istiyorum. Tüm katılımcıların bayramının mübarek olmasını, dualarının kabul olmasını dileriz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden kolay gelsin. Bayramdan sonra yeni normalde hep beraber birlikte olmak dileğiyle. Teşekkürler efendim. Tamam. Günüz akşam.